Kadın edepliyken daha güzeldir. Hayası arttıkça güzelliği de artar. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Allah kime haya elbisesini giydirirse o kişi başkalarının ayıplarını görmez. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Ey Adem oğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Kim ki iffetli olmayı ister ve onun için çabalarsa Allah onu iffetli kılar. Kim zenginlik ister ve onun için çabalarsa Allah ona zenginlik verir. Kim de sabırlı olmaya çalışırsa Allah onun sabrını artırır. Allah hiçbir kulu kalbinden hayayı söküp almaktan daha büyük bir şeyle cezalandırmamıştır. Haya güzeldir. Kadınlar da daha güzeldir. Müminlerin imanı en kuvvetli olanı, ahlakı en güzel olanıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emrederek şöyle buyurmuştur. Mümin erkeklere göre gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müsnesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Allah kadını iffete ve nefsini muhafazaya davet etmiştir. Kadınlar gizli kalması gereken zinetlerini ortaya sermemeli, gizleyerek Allah katındaki kıymetlerini, değerlerini ve mevkilerini yükseltmelidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine iffetli olmayı tavsiye etmiştir. Öyle ki cinlerin bile kendilerinden utanacağı kadar iffetli olmak, cinlerin insanlara eziyet vermek suretiyle bazı etkileri olabilmektedir. Hatta bu eziyetlerin ve zararların sonucu ölüme kadar gidebilmektedir. Ayet-i kerimede faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar buyurulmuştur. Bu ayet cinlerin insanlara düşmanlık edip saldırdıklarının ve eziyet verdiklerinin delilidir. Daima Allah'a sığınmak ve sadece ondan yardım dileyerek dua etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insan suretindeki şeytanlardan Allah'a sığınırdı. Hatta Muavizeteyn denen Felak ve Nas sureleri bunun için inmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sure indiği vakit Allah'a sığınma duası olarak o ikisini okumayı alışkanlık haline getirmiş ve onlardan gayrısını bırakmıştır. Cinler her zaman ve mekanda Allah'ın ismini zikreden, her daim tertemiz ve abdestli olarak bulunmaya gayret eden, eşini karşılayacağı zaman ve ailesine karşı daima temiz olmaya özen gösteren, farz ibadetlerini yerine getiren ve Rabbine itaat eden kadınlardan korkarlar. Şeytan geceleri teheccüde kalkan kadınlardan korkar. Çünkü bu namaz cinleri rahatsız eder ve gece namazı kılan kadından çok korkarlar. Çünkü gece namazı bir kulu Rabbine en çok yaklaştıran namazdır ve bu durumdaki bir kadını gören şeytanlar ve cinler ondan hızla uzaklaşır. Çünkü o kadının gücünden korkarlar. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve selleme çokça salavat getirmek ve bol bol istiğfar etmek de cinlerin korktuğu davranışlardandır. Ve bunlar sebebiyle cinler senden uzaklaşır ve bir daha yaklaşamazlar. Cinler evindeyken mis kokusu sürünen ve sürme çeken kadınlardan da korkar ve onlara yaklaşmazlar. Özellikle farz namazlarını kılan, namazlardan sonraki zikirleri yerine getiren, Kur'an-ı Kerim okuyup bunu alışkanlık haline getiren kadınların yanına yaklaşmaktan hoşlanmazlar. Cinler oruca riayet eden kadınlardan da korkarlar. Çünkü oruç nefisle yapılan bir cihattır. Tüm yarattıklarının şerrinden hiçbir kafirin veya fasığın aşamayacağı Allah'ın tam ve mükemmel kelimelerine sığınırız. Gökten inenlerin şerrinden, yerden bitenlerin ve içinden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnesinin şerrinden, kapıları hayır için çalanların dışında her kapı çalanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ım, Müslümanların kadınlarını, kızlarını ve erkeklerini koru. Büyük küçük, yaşlı genç, kadın erkek, çocuk yetişkin hepsini muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizleri dünyada da ahirette de sözlerin en doğrusu olan dosdoğru kelamın üzerine sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden eyle.
Niyetlerimizi halis niyetlerden eyle. Sonumuzu güzel bir son eyle. Bizleri cennetin en üst mevkisi olan Firdevs cennetiyle evvelinde azap görmeden ve hesaba çekilmeden rızıklandır. Thank you.